Değerli basın emekçileri. Öncelikle bir şehidimiz var. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ve elbette basın emekçilerine özgürlük taleplerimizi yeniliyoruz. Cezaevinde tutuklu, hükümlü olan gerçekleri yazdıkları, söyledikleri için iktidara muhalif göründüklerinden dolayı ya da iktidar onların söylediklerini beğenmedik, beğenmediğinden dolayı cezaevinde olan, susturulan, aslında susturulan onlar değil, gerçek haberdir, halkın bilgilenme hakkıdır. Bu nedenle basın çok önemli bir kitle iletişim aracıdır. Gerçekleri topluma iletme özelliğine sahiptir. O yüzden basın emekçilerinin seslerinin çıkacağı özgürce eleştiri yapabilecekleri tarihsel süreci görmek dileğiyle özgürlük taleplerimizi tekrar yeniliyoruz. Değerli basın emekçileri COVID-19 ya da korona virüsü elbette kimsenin tahmin etmediği bir süreçti. Geldi ve dünyaya damgasını vurdu. Aslında İnsanlığın yeniden kendisini sorgulaması adına da bir fırsat oldu. Keşke olmasaydı demek en kolay iş. Ama oldu ve bugün onunla birlikte yaşıyoruz. İnsanın en önemli hakkı yaşama hakkıdır. Yaşama hakkının sürdürülebilir olabilmesi içinse o yaşama hakkını destekleyen, motive eden, güçlendiren temel yaşam olanakları ve olasılıkları vardır. Birincisi gıda ve beslenmedir elbette. Su ve hava. Yani insanlık ya da canlılık yaşamını sürdürebilmek için havaya, suya ve gıdaya mutlaka ihtiyaç vardır. Ve bunlar haktır. Alınıp satılması, ticarete konu olması, siyasetin aracı olması, toplumu ve dünyayı yönetmek için kullanılır olması, egemen ülkeler ve egemen şirketlerin bunun üzerinde dünyayı dizayn etmeleri elbette kapitalizm. Ve koronavirüs bunların tümünün yeniden gözden geçirilmesini sağladı ve önemli olan insanlığın bu konudaki bundan sonraki tarihsel süreçte ne yapmak istediği ne yapacağı. Koronavirüs tarımı ve gıdayı nasıl etkiledi diye baktığımızda temel birkaç mesele üzerinden bunu sizinle Paylaşmak isterim. Koronavirüs dünya gündemine düştüğü andan itibaren yani Çin'in Wuhan kentinde 10, 19 Aralık'ta gündem'e geldiği günden bugüne en çok konuşulan konuydu, en büyük şans şuydu tabi. Gıda ile bulaşmıyordu, gıda üzerinden bir tedarik zinciri bozulması söz konusu değildi. Onun üzerinden bir hareket sağlandı ve bugünlere geldik. Ama başka sorunların çıkacağını ve hiç de aklımıza gelmeyen temel sorunların ortaya çıkacağını elbette dünya tahmin etmemişti. Neydi bu sorunlar? Öncelikle gıda tedarik zincirinin en başında olan taşıma ve lojistik sorunlarının gündeme oturmasını hiç istemedik. Şu ana kadar çok büyük olmasa da bazı sorunlar çıktı ama kısmen aşılıyor. En önemli şey yani lojistikti. Diğer önemli bir konu üretme meselesiydi. Yani ürün olmalıydı ki taşınmalıydı. Ürünün olabilmesi için tarım topraklarında çiftçinin üretim yapması gerekiyordu ve dolayısıyla üretim alanlarındaki daralma ve çiftçi sayısındaki azalma ve üretmeme korkusu koronavirüsün getirmiş olduğu en önemli etkilerden bir tanesiydi. Ve tabii ki emek ve işçi. Emek olmadan, işçi olmadan tarımda üretimin tümünü sürdürmek mümkün değildi. Kanada'sından Amerika'sına bir ironi yapalım. Bunca yıldır Amerika Meksika'dan gelenlerin önüne bir duvar örüyordu ama gerçekten bu defa Meksika Amerikalıların kendi taraflarına geçmemesi için çaba sarf ettiler. Yani emek olmadan tarımda üretim olmazdı. O yüzden mevsimlik geçici işçiler, tarım işçileri hatta bir bölgeden bir bölgeye, bir ilden bir ile, bir ülkeden diğer ülkeye giden birçok insan için geçiş zorlukları Karantina süreleri bu konunun en önemli aracı olarak karşımızda durmaktaydı. Yine girdilere ulaşamama, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin biraz önce söylediğimiz nedenler üzerinden ülkeyi gıda ve üretim üzerinden ve toprak mülkiyeti üzerinden ve toprak kiralaması üzerinden sahiplenmeye çalışan ve kontrol altında tutan büyük ülkeler, çok uluslu şirketler Aynı zamanda tarım girdilerinde de çok egemenlerdi. Tarım ilaçları, gübre, tohum, bütün bu ürünler, bütün bu girdilerin temel sahibi aslında dünyaya baktığınızda toplasanız 3-5 ülke, 7-8 şirket. Eğer olası lojistik sorununda bir sorun yaşandığında ya da gıda ve benzeri bir sorun yaşadığında birçok ülke, bizi de doğrudan ilgilendiren bir konu, bu tarımsal girdilere aslında ulaşamayacak bir konumda var bugün dünya. Yine söyleyeceğim tek şansımız gıda ile bulaşan bir hastalık olmamasıydı. Gıdadan çıkan bir hastalık olmamalıydı, olmamasıydı. Ama bütünle baktığımızda gerçekten belki bugün değil ama gelecekte öngördüğümüz riskleri üst üste koyduğumuzda bunun büyük bir sorun olduğunu girdilerin tekelleşmesi, belirli ülkelerin ve belirli şirketin elinde, ellerinde olması gerçekten ülkeler ve az gelişmiş ülkeler için çok ciddi ve önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Yine temel gıda ürünleri olarak algıladığımız birkaç örnek vermek istersek buğday, arpa, mısır, soya, ayçiçeği, kanola gibi hatta bazı mercimek, tahıl, tahılların diğer ürünleri ve bazı kuru fasulye, nohut belki bizim ülkemiz için ama dünyanın temel olarak algıladığı bu 7-8 üründe artık dünya tekelleşti. Ne demek istiyoruz? Buğdayın bugün sahibi Amerika, Rusya ve Ukrayna. Pamukta yine Amerika Birleşik Devletleri. Mercimek'te Kanada. Mısır'da Brezilya, Amerika ve diğer ülkeler. Yani bu temel ürünler artık belirli ülkelerin egomanyası ve elinde. Olası bir lojistik, olası bir hastalık ve gıda üzerinden yürüdüğünde bu ürünlere ulaşabilme şansımızın az olduğunu, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu ürünlere ulaşmasının çok zor olduğunu, monokültüre dönüldüğünü, yani tek tip ürüne dönüldüğünü, bu tek tip ürünleri o ülkelerin ve o şirketlerin kontrol ettiğini, diğer ürünlerin ise sebze, meyve gibi ürünlerin ise çeper ülkelere, bizim gibi ülkelere dağıtıldığını görmek zorundayız. Dolayısıyla ürün çeşitliliğini korumalı ve ürünümüzün, ülkemizin kendi özgül ürün ve kendi öz kaynakları üzerinden üretim yapmayı burada bir kez daha öne çıkararak çok önemli bir sorun olarak monokültürü, tek tip üretimi ve temel gıda ürünlerin belirli şirket ve belirli ülkelerin elinde olmasının büyük bir sorun olduğunu bir kez daha Buradan söylemek gerekiyor. Yine hastalık nedeniyle çiftçinin korkak, korkak davranıp sahaya inmemesi, 65 yaş üstü ve çift, çiftçilerin arazilere gitmemesi önündeki engeller ve elbette hastalık korkusu nedeniyle mevsimlik işçilerin geçiş yapmaması, gitmemesi, üretim alanında bulunmaması da Koronavirüsten dolayı gıda tedarikine ya da üretim eksikliğine neden olacak temel konulardır. Diğer bir konu borç ve finansman. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çiftçilerinin borç yükü, ülkelerinin borç yükü nedeniyle çiftçinin biraz önce bahsettiğimiz girdilere ulaşamaması. Çünkü girdiler dö girdiler dövize bağlı ve sürekli artmaktadır. Dolayısıyla egemen ülkelerde fiyat değişikliği olmazken bizim gibi ülkelerde fiyatların sürekli artması ve üreticinin borç yükü içerisinde olması üretim üzerindeki en büyük temel sorunlar olarak karşımızda durmaktadır. Ve diğer bir konu birbiriyle bağlantını elbette ihtalat ve ihracat kısıtı. Aslında küresel sermaye ve küresel düzen bunu öngörmüyordu. Ama bugün görüyoruz ki Koronavirüs nedeniyle her ülke yeniden milliyetçi bir tavır tutunarak, yeniden ulusalcı bir tavır tutunarak, yeniden kendi halkım, kendi insanım, kendi milletim diyerek elindeki ürünlerin ihracatını kısıtlamaya gitti ve kısıtlıyor. Başta Rusya, Ukrayna olmak üzere özellikle Asya Pasifik ülkeleri ve Kazakistan, Kırgızistan gibi birçok ülke pirinçten tutun buğdaya kadar birçok üründe kendi ihtiyaçlarını öngörerek bir ithalat kısıtına açık bir şekilde gittiler ve bu kısıtı devam etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ithalat ve ihracatın sürekli açık olacağını düşünmek, sürekli ithalat ve ihracat üzerinden bir tarım politikasını yürütmek, bugün koronanın bize verdiği ders üzerinden düşünüldüğünde geleceğe dair bütün ülkelerin yeniden kendi toplum ve kendi insanları için halktan, emekten, ülke kaynaklarından, ülke biyoçeşitliğinden, hayvansal üretim ve bitkisel üretim üzerinden yeni tarım politikaları, ulusal tarım politikaları yaratmak, sürdürmek, sağlamak zorundalar. Temel gerekçe gıda egemenliğidir ve gıda güvenliğidir. Bugün koronavirüsün açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu temel sonuç egemen ve zengin ülkeler kendi halkları için gıda egemenliklerini korurken yoksul, fakir, az gelişmiş, dışa bağımlı ülkeler kendi halklarının gıda egemenliği ve gıda güvencesini ne yazık ki egemen ülkelere ve büyük şirketlere teslim etmiş görünmekteler. Evet değerli basın emekçileri bu genel tablo üzerinden de bakıldığında aslında kocaman olan o tarım ve üretim ve gıda meselesinin bugün çok az yansımasının temel koşulları hala 2019 ve öncesinden ya da koronavirüs sürecinde ülkelerin belirli stok hatlarının olması belirli bir birikim üzerinden olmalarından kaynaklanmaktadır. Peki ne yaptı ülkeler? Hemen kısa kısa özetleyelim. Bu riskleri gören elbette bütün dünya gördü ama özellikle görüp tavır koyan ülkelerden bahsetmek isterim. Çok hızlı bir şekilde, başta Çin olmak üzere bütün ülkeler dönüp çiftçilerine bir teşekkür ettiler. Dediler ki, değerli çiftçilerimiz, değerli üreticilerimiz, soframızda ekmeğimiz varsa, çocuklarımız süt içebiliyorlar ise, Temel besinimiz kırmızı et, besin, beyaz et yiyebiliyor isek sayenizde bugün yaşıyoruz ve sayenizde karnımızı doyuruyoruz. Sizlere teşekkür ederiz. Fransız hükümeti ülke çiftçisine mektup yazdı ve övgü ve teşekkürlerle donattı. Eş zamanlı olarak bütün dünyada gelişmiş ülkeler çiftçilerine bütçeleri üzerinden yeni kaynaklar sundular. Örneğin Avrupa Birliği gıda üretim işletmelerine 800 bin avroya kadar kredi kullanma olanağı sundular. Ülkeler 20 bin avro çiftçi başına olan destekleme kaynaklarını 100 bin avroya çıkardılar. Avrupa Birliği bütçesinin yaklaşık bu yüzde 150 milyar avro civarındadır. Ortak bütçedir bu. Bunun 52 milyar avrosunu tarıma doğrudan destek olarak bütünsel olarak yıl içerisinde veriyor. Ve bunun 40 milyar avrosu doğrudan destek. Yani Avrupa Birliği bir yıllık toplam bütçesinin yüzde otuz üçle yıllara göre değişmekle beraber yüzde kırkı arasında tarıma doğrudan destekleme yapıyor. Covid 19'dan sonra bu destekleme oranlarını arttırdı, yeni önlemler aldı ve elbette çiftçisinin yanında olacağını siz üretin biz gereğini yaparız dedi. Sadece bununla kalmadılar. O ülkeler kendi ürünlerinin ithalatın ihracatını kısıtlayarak çok önemli çiftçisinden ürünlerinin alacağının bir kez daha garantisini vererek onları ciddi bir şekilde motive ettiler. İtalya mevsimlik geçici işçiler için 600 avro çalışan kişi adına karşılıksız destek verdi. Gelsin çalışsınlar diye, çalışsınlar diye özendirdi. Buna karşılık biz ne yaptık? Tabii o destekleyen ülkeler Amerika başka bir program sundu, Çin başka bir program sundu. Avrupa Birliği bize yakın olduğu için genel olarak söyledim. Ama bütün ülkeler tarımı öncelediler, çiftçilerini öncelediler. Onların mağdur olmaması için her şeyi yaptılar. Biz ne yaptık? Kısa kısa paylaşalım. AKP Genel Başkanı çıktı. Türkiye her konuda kendi kendine yeter, hiçbir problem yoktur dedi. İhtiyacımızın üzerinde ürünlerimiz var dedi. Tarım Bakanı çıktı, dedi ki biz dedi gıda üreticilerini topladık, konuştuk. Onlara yeterli stoklarınızı tutun. Dolayısıyla onlarla yaptığımız görüşme sonrası Türkiye'de gıda ile ilgili bir sorun görünmemektedir dedi. Hemen arkasından birçok tedbirler alındı ve Öylesine bir laf dedi ki bir ara görüyor musunuz dedi. Biz dedi yurt dışında arazi kiralarken bize dediler ki bu yanlış eleştirdiler. Bugün yurt dışında arazi kiralamamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz diye söyledi. Buradan söylemek isterim Sayın Bakan'a böyle bir krizin olduğu dönemde Covid-19 virüsü, koronavirüsü yani krizin olduğu bir dönemde hangi ülkeden ürettiğiniz ürünü çok rahat bu benim ürünü deyip oradan alıp bu ülkeye getireceksiniz. Öyle olsaydı eğer bugün dünyada hiç kısıt olmazdı. Her ülke her ülkeden istediğini öngörebilir, alabilirdi. Dolayısıyla bu tür bir yaklaşımla bugün koronavirüs krizinin yaratmış olduğu ve yaratacağına dair bir sürecin olduğu dönemde gıda sorununu, ülkenin gıda egemenliği sorununu ve gıda güvenliği sorununu çözemeyeceğinizi bir kez daha yaşanan krizle çok net bir şekilde görüp anlayabilirsiniz. Hemen arkasından 65 yaş sokağa çıkma, 65 yaş ve 20 yaş altının sokağa çıkmamasına dair bir tutum sergilendi. Soruyorum buradan köyde yaşayan ve tarımla uğraşan çiftçilerin ortalama yaş ortalaması 54-55. Hatta ülkede 65 yaş üstü çalışanların yüzde 60'ından daha fazlası tarım sektöründe. Dolayısıyla köyde genç insan mı bıraktınız ki 65 yaş üzerindeki insanların hareketini kısıtlayacaksınız ondan sonra da üretim olacak. Neyse bundan vazgeçtiler dolayısıyla o yanlıştan şimdilik döndüler. Hemen arkasından Tarım Bakanı şu açıklamayı yaptı. Dedi ki biz 364 bin dönüm arazide, 364 bin dönüm arazide yaklaşık olarak 6.700 ton tohum dağıtarak o 364 bin dönüm arazinin toplam tohum ihtiyacının yüzde 75'ini karşılayarak üretime destek veriyoruz dedi. Şimdi 364 bin dönümü duyduğunuzda evet iyi bir rakam gibi görebilirsiniz. Ama 18 yıllık AKP iktidarından 41 410 milyon 410 milyon dönüm araziden 377 milyon dönüme düştüğünüzü öngördüğünüzde yani yaklaşık olarak 35 milyon dönüm arazinin üretimden çıktığını gördüğünüzde bu rakamın toplam bu arazinin yüzde birine bile karşılık ancak gelebildiğini görürsünüz. Ekilmeyen araziyi 364 bin dönüme tohum desteği. Bu biri. İki, sizin dağıttığınız 6700 ton tohum, 4000 tonu buğday için öngördünüz. Sadece buçuk milyon buğday alanı için buğday tohumu olarak ektiğimiz miktar 1 milyon 200 bin ton civarındadır. Yani nereden bakarsanız bakın 6700 ton tohumdan bahsediliyor toplam bakanlığın desteklediği ama sadece buğday için ektiğimiz tohum 1.2 milyon ton. 8 ürün desteklediler. Arpa, kuru fasulye, mercimek, çeltik, ayçiçeği, buğday, mısır. Sadece buğdaydan bahsettim. Mısır yok, çeltik yok, ayçiçeği yok, kuru fasulye yok, arpa yok, mercimek yok. Yani reklam, reklam. Abartılı ama çok iyi piyar. Yine aynı şekilde bakan şunu söyledi. Hazineye ait atıl durumda olan yaklaşık olarak 9700 dekar araziyi üretime alıyoruz. Bunu da bedelsiz olarak çiftçilere veriyoruz dedi. Bu 9700 dekarlık araziyi de şöyle yazdılar. 9.7 milyon metrekare. 9.7 milyon metrekare iktidarın yaptığı en iyi iş. Gobels modelini uygulamak ve rakamlarla oynamak. Buradan yine Sayın Bakan'a söylüyorum. 9.700 dekar yani 9.7 milyon olarak milyon metrekare olarak söylediğiniz arazi miktarı sizin 18 yılda ektirmediğiniz, çiftçiyi uzaklaştırdığınız, çiftçiyi yoksullaştırdığınız için şu anda ekilmeyen arazi miktarı tam 35 milyar metre karedir. 35 milyar kare, milyar metre kare. Yani 9.7 milyon metre kare üretimi aldığınız arazi rakamları sıfırlarını koyarak söylerken kimi nasıl kandırmak istediğinizi siz çok iyi biliyorsunuz. Ama biz çok açık ve net söylüyoruz. Ekilmeyen arazi 35 milyar metrekaredir. Yani binde binde birine yakın binde birbirinden biraz fazla bir rakama denk gelmektedir. Bunun dışında başka bir şey daha söylediler. Dediler ki biz 20 Mart tarihiyle 1 milyar 572 milyon 500 bin TL 500 bin TL'lik bir ödemeyi der yapıyoruz dediler. Yine 26 Mart tarihinde 1 milyon 987 milyon 1 milyar 987 milyon 581 bin lirayı daha ödüyoruz dediler. Şimdi bu ödemeler kimsenin cebinden falan ödediği yok. Önceki başbakanın yarısı bizden yarısı sizden dediği mazot da yok. Hala 2019 sezonunun çiftçinin üretimde üretim sırasında yaptığı masraflar, üretim sırasında harcamaları, ilacı, gübresi, suyu, elektriği ne varsa tümünü harcadı, ürününü hasat etti, ürününü elinden çıkardı. Hala 2019 sezonunun paraları ödeniyor. Peki tam mı ödeniyor? Hayır. 2019'da 16.9 milyar ödemeleri gerekiyordu. 2020 yılında 22 milyar olarak bütçeye koydular. Hala 2019 yılının ödemeleri devam ediyor. 2020'de burada duruyor. Oysa oysa asıl 2020 yılında çiftçiye ödemeleri gereken gayri safi milli hasılanın yüzde biridir. Onun karşılığı da yaklaşık olarak 48.7 milyar TL'dir. Yani vermeleri gerekenin çok çok altında verecekler. Onu da bir ikramiye gibi, bir mükafat gibi, bir bağış gibi ödeme moduna sokarak çiftçiye iyilik yaptığını düşünmekteler. Yani sonuç olarak çiftçinin büyük sorunları bütünüyle duruyor. Peki başka ne yaptılar bu tarihsel dönemde? Biz bize yeteriz dediler ya. Aynı zamanda stoklarımız da yeterli dediler. Ama Ocak ve Şubat ayında buğday, arpa, mısır, çeltik, pirinç, fasulye, nohut, mercimek, ayçiçeği, soya toplam 12-13 üründe yaptıkları ithalatı bir paylaşalım sizinle. 2019'un Ocak ve Şubat ayında bu bahsettiğim ürünlerden toplam 1 milyon 925 27 bin 1, mil, 1 milyon 927 bin 351 bin 776 kilogram ithalat yapmışlar. 2020'nin ilk iki ayı 3 milyon 3 milyar 318 milyon 698 bin 289 kilogram ithalat yapmışlar. Hemen hemen 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin ton daha fazla bir ithalat var. Hani kendimize yetiyorduk ya. İhtiyacımız yoktu ya. Sadece bu ürünlerden bahsediyorum. Peki buna karşılık 2019'un ilk iki ayında sadece bu ürünlere 569 milyon dolar para ödemişiz. İthalat. 2020 yılında yaklaşık olarak 898 milyon dolar para ödemişiz. Sadece bu mu? Hayır. Başka bir şey daha yaptık. Ayçiçeğinde yüzde otuz altı olan gümrük vergilerini yüzde otuza düşürdük. Ama bir özel bir şey daha yaptık. Kosova üzerinden ham ayçiçek yağı getirildiğinizde sıfır gümrük olacak. Sıfır gümrük. Başka şeyler de yapıldı. Sağlıkla ilgili birçok üründe Vergiler kalktı, gümrük duvarları bitirildi. Ama orada özel bir şey vardı. Etanol için gümrük duvarlarını sıfırladık. Etanol deyince aklımıza ne geliyor değerli basın emekçileri? Şeker pancarı geliyor. Biz bu ülkede şeker pancarı stratejik bir öneme sahiptir. Şeker pancarı fabrikalarını özelleştirmeyin. Şeker fabrikaları bu ülke için sadece şeker pancarı değildir. Elbette insanın temel gıdası şekerdir. Ama aynı zamanda hayvan yemidir. Aynı zamanda oksijendir. Aynı zamanda münavebe yani bir sonraki ekimin önemli bir aracıdır. Verimdir, istihdamdır. Elbette etanoldür. Bunları söylediğimizde elbette bugünleri de öngörüyorduk tabii ki. Dolayısıyla dileriz ve isteriz ki iktidar kendini tekrar gözden geçirir bu anlamda ve paylaşımcı katılımcı, birlikte bizlerin de içinde olduğu, bizim de omuz ve destek verdiğimiz bir tarım politikasını hep birlikte geleceğe doğru inşa ederiz. Ve şunu söylemiştik, CHP olarak kısa, orta ve uzun vadeli üç temel öngörüyü ve öneriyi sunmuştuk. Hemen derhal bir, çiftçinin borçlarını sıfır faizli olarak uzun vadeli planlayın ve yapılandırın dedik. Neden? Çiftçi özel borçlarla beraber 160 milyar TL'ye ulaşmış borçları ödeme şansına sahip değil. Özel bankalar, yabancı yerli, kamu bankaları, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bankası ve tarım kredi kooperatifleri, tarım satış birlikleri, çiftçi gırtlağına kadar borçta. Nereye dönse borç batağının içerisinde bu borçları yapılandırmaz isek çiftçiyi sahaya indiremeyiz. Zor. Yeter mi yetmez. Biraz önce bahsettiğim desteklemeler 2020 yılının 48.7 milyarını derhal yarısını Nisan ayı içerisinde yarısını Haziran sonuna kadar derhal ödeyin dedik. Neden? Çiftçiye şimdi para lazım. Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de ödeyeceğiniz paranın çiftçinin girdisine ne etkisi olacaktır? Dolayısıyla derhal ek primler sağlanarak desteklemeler artırılmalı dedik. Yeter mi yetmez mazot, gübre, ilaç, mazotun üzerindeki vergileri derhal kaldırın dedik. Derhal. 22 milyar destek öngörüyorsunuz. Çiftçinin zaten 2020 yılında kullanacağı mazota vereceği para 19 milyarın üzerinde 20 milyara yakın. Yani sizin toplam bütçeden çiftçiye vereceğiniz destek kadar çiftçi mazot parası ödeyecek cebinden yani çiftçi aslında tarım aslında ticarete konu olmuş durumdadır. Bunu buradan kurtarıp toplumun gıda güvenliği ve gıda egemenliğine çağırmamız lazım. Sağlamamız lazım. Stratejik bir sektördür. Söylemesi kolay. Tarım stratejik. Gereği örnek Avrupa Birliği ne yapıyorsa onu yapacağız. En azından. Daha fazlasını yapma hakkımız var. Bunu yapmalıyız. Tohum stratejik ürünlerde söyledik zaman var dedik ekim yapılacak derhal tohum desteği verin ücretsiz tohum dağıtın bu buğday mısır ayçiçeği soya kanola pirinç mercimek kuru fasulye nohut temel gıdalar vazgeçilemez bunların bütün tohumlarını ücretsiz derhal destekleme programı içerisine alın ve yapın dedik tarım ilacı reçeteli önemli ürünlerde kullanılacak bütün tarım ilaçlarını ücretsiz verin. Elektrik su eskiden hiç hesabını yapmazdık. Bugün çiftçi için en önemli gider oldu. Tarım elektriğinin tümü süresiz olarak verilmeli. Su sınırsız ve süresiz olarak verilmeli ve elektrik ve suyla ilgili bütün borçlar ötelenmeli sorun edilmemeli. Çiftçi suyu da elektriği de kesintisiz ve sürekli olarak kullanabilmeli. Diğer bir konu elbette toprak mahsulleri başta olmak üzere. Dün bakan yine söylemiş. Ette sorun, sütte sorun yaşamayacaksınız. Sütü de alacağız, eti de alacağız. Zamanıdır. Çiftçinin elinde besi hayvanı vardır. Kesime hazır. Alın. Derhal. Süt dar boğaza girdi. Türkiye'nin süt üretimi fazla değildir değerli Türkiye'nin süt üretimi çok değildir. Ama Türkiye'de insanlarımız, halkımız süt tüketmiyor. İnsanca yaşayacak, onurlu bir şekilde yaşayacak, sağlıklı bir şekilde yaşayacak kadar süt tüketmiyor. Tüketmediği için böyle mevsimlerde süt fazlamız oluyor. Derhal bakanlığın müdahale etmesi, alıp süt tozuna çevirmesi gerekiyor. Derhal et balık kurumunun hızlıca kesime gelmiş hayvanları kesmesi gerekiyor. Şu anda hızlıca ithalat var. Ocak, Şubat ayları ve Mart ayında devam eden 100 binin üzerinde yine canlı hayvan ithalatımız var ve devam ediyor. Dolayısıyla sorunlar yumağı çok fazla. Yeter mi yetmez. Söyledik, anlattık. Acil eylem bunlar. Hızlıca bütün üretim alanlarını güvence içerisine alın. Tarım sigortalarına dahil edin. Primi kendiniz ödeyin. Doğal afete karşı güvence altına alın dedik. Bir süre önce Adana'da, yakın tarihte Antep'te, yağan dolu ve Adana'da doğum da olmuştu. Oradan kaynaklanan zararlar giderilsin. Bütün çiftçinin doğal afete karşı güvenirliği sağlasın. çiftçinin SGK primleri ertelenmesin. Çiftçinin sigorta primleri devlet tarafından ödensin. Bütün borçları, bütün ödemeleri ertelerseniz çiftçi eninde sonunda o borçla karşılaşacak ve aslında büyük yıkımı o zaman görecek. Dolayısıyla erteleme öteleme değil, ülkenin kaynaklarından, çiftçinin bu ülkeye yarattığı katma değerden ve bütçeye koyduğu olanaklardan çiftçinin yararlandırılması gerekmekte. Toprak Mahsul Ofisi, Çaykor, Fisko Birlik... Ant Birlik, Marmara Birlik gibi de kurumlar tekrar aktif hale geçirilsin. Bunlara faizsiz ve ucuz kredi sağlansın ve bunlar üreticinin ürününü alma garantisi versinler. Temel ürünlerde alım garantisi verilsin ve taban fiyatları derhal açıklansın. Neyi bekliyoruz? Virüs kapımızda insanlık can çekişiyor. Bugün gıdamız var, ürünümüz var. Derhal bu ürünlerin tamam fiyatları açıklansın. Buğday, arpa, mısır, fındık, çay derhal açıklansın ve alım garantisi verilsin ve insanlar tarlalarına gidebilsinler. Diğer bir önemli hepimizin gündemi olan, konuşulan, en çok tartışılan yoksul kırsal insanlarımız. Bu insanlar köyde yaşıyorlar, orman köylüleri var, kırda yaşıyorlar, gelirleri yok. Bunlara en azından insani ihtiyaçlarını karşılayacak kadar öngördüğümüz ayda 2 bin lira destek verilmeli. Kısaca onlarca üst üste koyup söyleyeceğimiz ama en önemlerini burada kısaca tanıttığımız, anlattığımız önerilerimizi tekrar yeniliyoruz. Yani reklam yaparak gerçekten bilimsel ve üretici açısından karşılığı olmayan şu kadar araziye tohum desteği verdik, bu kadar araziyi üretime açıyoruz demekle büyük sorunları örtme, makyaj politikalarıyla süreci götürmeyi elbette sağlayabilirsiniz. Susturarak, korkutarak elbette süreci yönetebilirsiniz. Ama bu gerçeklerin yok olmasına neden olmaz. Bu gerçekler büyüyerek karşımıza çıkar. Ve son olarak değerli basın emekçileri, hükümet söylüyor yapacaklarını ya da yapmaya çalıştıklarını ifade ediyor. Biz de elbette önerilerimizi söylüyoruz. Yapılmasını istiyoruz. Öbür taraftan da büyükşehir belediyelerimiz, il belediyelerimiz ve büyükşehir belediyelerimiz, il belediyelerimiz ve ilçe belediyelerimizin de olmadığı yerlerde, yani Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olmadığı yerlerde il örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız koronavirüs sürecinde yoksulun, fakirin, mağdurun, ihtiyacı olan halkımızın yanındalar ve yanında olmaya devam edecekler. Çünkü hasta olan kim olursa olsun insanın insanca yaşayacağı koşullar içerisinde yaşamasıdır. Bir devletin, hükümetin, siyasilerin temel görev ve sorumluluğu budur. İnsanız diyorsa eğer, varsa vicdanımızla kendimizi sorgulayacağımız bir tarihsel süreç o bugündür. Herkesin el atarak, el uzatarak bir şeyler yapma zamanıdır. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de görev ve sorumluluklarını yerine getireceklerdir. Örgütleri de görev ve sorumluluklarını yerine getireceklerdir. Genelde bütün büyükşehir, il, ilçe belediyelerimiz tohumdan tutun fideye kadar mekanizasyon desteğinden tutun iş gücüne kadar üreticimizin yanında. Hallerimiz dezenfekte ediliyor. Pazar yerlerimiz sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde denetlenip ve sürdürülebiliyor. Aynı zamanda sokaklarda, mahallelerde, semtlerde insanların ihtiyaçları tek tek evlerine giderek giderilmeye çalışılıyor yardım kolleri dağıtılıyor, gıda ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor, hijyen ve dezenfektan eldiveni, maskesi sağlanmaya çalışılıyor, ulaştırılmaya çalışılıyor. Bütünüyle kamusal devlet adına görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar ve getiriyorlar. Ama yine de birkaç özel durumu sizlerle paylaşmak isterim. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bütün belediyelerimizde bir seferberlik var ve bu seferberlik korona virüs meselesi üzerinden bütün çalışmaları sürdürmek ve yerine getirmek üzerine inşa edilmiş durumda. Adana Büyükşehir Belediyemizin kendine özel, özgü olarak yaptığı çalışmalar var. Milyonu aşan fide dağıtımından tutunda 770 bin adet ikinci bir ek fide dağıtımına kadar yüzde 75 yüzde 95 bağ kurma desteği ve hibesiyle 50 dekar altındaki küçük çiftçilerin yanında nakit yardımıyla giderek çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Büyükşehir tohum desteğinden tutun da kooperatif ve üreticilerin elindeki ürünleri almaya kadar sokağa çıkma yasağı sırasından itibaren pazarcıların elinde kalan ürünlere kadar ve sözleşmeli tarım yaparak küçük üreticiyi koruyarak ve kooperatiflere dayanışarak süreci götürüyor. Antalya Büyükşehir güneş enerjisini çiftçimize getirerek Sürdürülebilir enerji ve ucuz enerjiyi çiftçinin hizmetine sunmuş durumda. Sulama ekipleri desteği sulama ekipmanları desteği vermektedir. Süt üreticilerine süt soğutma tankında tutunda üreticiden ürün alarak bu zor dönemde ve bunları halka dağıtarak sosyal sorumluluk görevini yerine getiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye'miz fide dağıtımı Zeytin fidanı dağıtımı koyun dağıtımı keçi üreticilerine özel destekler besi hayvanlarının dağıtımı et satış mağazalarının kurulması ve et kesim ünitelerinin kurulmasına kadar tüketiciye kadar bunları en ucuz şekilde dağıtmaya devam ediyor. Bolu Belediyemiz Bolu Belediyemiz özellikle İza buğdayının üretimini sağladı, yaygınlaştırıyor ve çoğaltıyor. Özel, atalık, kendine özgü buğday çeşididir. Kapalı sera alanı yaratarak orada çilek, sırık domates, domates, biber, balkabağı, salatalık, çilek gibi ürünlerin fidelerini üretip halka dağıtmayı başardı. Devam ediyor ki bunlar henüz bir yıllık belediye bir yıllık belediye olduğunu özellikle söylemek isterim Bolu'nun. Eskişehir geldiği günden bugüne kadar tarıma her alanda destek vermeye devam ediyor. Hemen yakın tarihte 550 bin fide dağıtımı, meyve fidanları dağıtımı, besicilere özel yem desteği, yonca tohumu dağıtımı, büyük büyükbaş hayvan dağıtımı özellikle manda açısından ciddi çalışmalar yürütüyor. Hatay Büyükşehir Belediyemiz 3 milyondan fazla fide dağıtımı 450 bin fidan dağıtımı, mera alanlarında gübreleme, sulama kalanlarının yapımı, Ali Bayır, kara kılçık, kılçıksız buğday ekimi ve elde edilecek ürünlerin alım garantisi vererek çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediye'miz limon dağıtımından tutunda tarımcı bir belediye başkanıdır. O gelenekten gelmiştir. Tarıma her türlü desteği her türlü olana sunuyor. Fidesin fideden tutunda incir fidanına kadar nergiz soğanından tutunda mevsimlik tarım işçilerine maske dağıtımına kadar her alanda hızlıca çalışmalarını yürütüyor. Elbette bu bütün belediyelerimiz aynı zamanda hijyen meselesini büyüterek devam ediyorlar. Muğla Belediyemiz kendine özgü çalışma biçimiyle bugüne kadar bir tohum saklama ünitesi kurdu. Şimdi de doğrudan üreticinin yanına gidiyor. Hem aynı maddi destek sağlıyor hem de iş gücü desteği sağlıyor personelle. Çiftçinin tarlası sürülecekse sürecek, ilacı atacaksa öyle atacak ve ürün hasat edilecekse kendisini orada görüyor ve yanında duruyor. Tıbbi aromatik bitkilerde gerçekten önder bir ilimiz. Zeytinyağı ile ilgili özel çalışmalar yürütüyor. Tadımından tutunda da gerçekte yağın özelliklerine kadar özel destilasyon ünitelerini kurdu ve mücadelesini oradan sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz henüz bir yıl. Bir yıl bile değil. Hazirandan itibaren 6-7 aylık bir geçmişi var. İstanbul'un yoksul çocuklarını sütle buluşturdu. Ve kısa bir süre içerisinde eğitim çalışmalarını yapıyor ve tamamlıyor. Bütün gıda ihtiyaçlarını kendi bölgesi ve çevresindeki illeri de destekleyecek bir şekilde kooperatif dayanışmasını büyüterek sürdürüyor ve devam ediyor. Elbette İstanbul önemli. Halleriyle, semt pazarlarıyla, hallerde, semt pazarlarında ciddi çalışmalar ve mücadeleleri yürütüyorlar. Hijyen, dezenfeksiyon ve sosyal mesafeye uyuyorlar. Tekirdağ Belediyecimiz, belediyemiz 62 ton yem bitkisi tohumundan tutunda 445 üreticiye zeytin, kiraz ve asma fidanı dağıtımından tutun da her türlü çiftçinin yanına giden, onunla birlikte olan ve her türlü desteği çiftçimize sunan bir belediye olarak karşımızda durmaktadır. Bunlar sadece kısaca özetini sunduğum Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyeleri ve il Belediyelerinin yaptıkları ilçe belediyelerimiz, il belediyelerimizin yaptıklarını buradan elbette ne saate sığar ne zamana sığar. Kendilerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililerin temel misyonu ülkenin geçtiği bu koronavirüs krizi ama aslında AKP ile beraber başlayan büyük tarım ve üretim krizi, ithalata dayalı krizi aşabilme noktasında bütün güçlerini, bütün olanaklarını ortaya koydular ve koymaya devam edecekler. Elbette bu günler geçecek hep birlikte aşacağız. Hiç unutmadan koronavirüs sürecinde ailesini, kendisini feda eden, 24 saat çalışan sağlık emekçilerine buradan sonsuz teşekkürlerimizi yenilemek isterim. Başaracağız birlikte. Geçeceğiz bu süreci. Ama asıl olan yaşadığımız geçmiş ve bugünkü süreçten ders alıp bu ülkenin toprağından, suyundan, ekmeğinden yana bu ülkenin toprağından ve bu ülkenin halkından bu ülkenin çiftçisinden yana bir tarım politikasını ortaya koymak bunu uygulamak sürdürülebilir hale getirmek gıda girdilerini ve gıda egemenliğini yabancı ülkelere ve yabancı şirketlere değil kendi özgür özelliklerinden elde eden bir ülke bir yönetim bir devlet olma umuduyla hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. İyi günler diliyorum.